Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Transfer gündemimiz var. Sol bek transferi ne durumda? İbre nereye kaydı? Orta sahaya genç gurbetçi bir takviye isteniliyor. Yerli hareketliliği derken arkadaşlar videomuzu tamamlayacağız ama çok ekstra bir video olacak mı? Çok ekstra bir bilgi akışı olacak mı? Olmayacak. Şimdi en başından söyleyeyim bunu sizlere. Ama biz yine bayramımızın ikinci günü videomuzu kanalımıza yükleyeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Arife günü bayramlaşmıştık ama izleyemeyen dostlarımız, abilerimiz için tekrardan bayramlaşmak istiyorum. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Her sene ne diyoruz? Bir önceki bayramları arar olduk diyoruz. Onun için bu bayramın kıymetini bilelim, tadını çıkartalım, sevdiklerimizi ihmal etmeyelim. Güzel bir bayram olsun. Kazasız belasız kurbanlar kesilsin inşallah. Hepinizin bayramını tekrardan tebrik ediyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar, biz UEFA kupalarına katılmak için kurallar çekildi biliyorsunuz. İki tane rakip karşılaşacak ve bu iki tane takımdan galip gelenle biz eşleşeceğiz. Şimdi bu takımlar Molde ve Gürdal Sümer Servette takımları. Şimdi bu iki takımı da biz çok rahat geçeriz diye düşünüyorum ama şimdi ben hemen geriye dönük hemen bir hafızayı zorladığımız zaman ben Trabzonspor takımında oynarken Videoton'a karşı oynamıştık. Macaristan takımıydı hatırlayın ve bizi elemişlerdi arkadaşlar. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Benden sonraki dönemde de hatta bizim oyuncular okey oynarlarken Yusuf Erdoğan, yanlış hatırlamıyorsam, ya işte takımın adını bile bilmiyorum dedi falan dedi. O takım elemişti bizi, hatırlayın. Hani sahada ben her zaman ne diyorum? Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Konsantre eksikliği olduğu zaman herkes biletini kesiyor. Sonuçta arkadaşlar ikisi de öyle yabana atılacak bir takım olmadığının altını çizeyim. Yabancı oyuncuları bulunan, iyi oyuncuları bulunan, maliyetli oyuncuları bulunan takımlar. Ama kağıt üzerinde biz bunları çatır çatır yeneriz diyoruz arkadaşlar. Gene her zamankisi gibi bu bilinçaltındayız. Ve biz de çok iyi takviyeler yaptık. Oyuncular karşısında Cervinho'yu görecekler, Hamsik'i görecekler derken oyuncular çok iyi motive olacaklar. Rakipler çok iyi motive olacağını unutmamamız lazım. Biz nasıl gittik Inter'i paramparça ettik. Aynen öyle arkadaşlar. Bizi de paramparça etmek isteyecek olan iki tane takıma karşı oynayacağız gene de. Dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Servette takımı 1890 yılında kurulmuş. 30 bin kişilik Cenevre stadında oynuyor arkadaşlar. 30 bin kişilik bir stad. Bu bize taraftar olan iyi bir takım olduğunu gösteriyor. 13 tane yabancı oyuncusu var. Takımda daha çok Fransız ağırlıklı oyuncular var. Fransız oyuncular genelde çabuk, atletik oyunculardır arkadaşlar. Takımda özellikle dikkat edilmesi gereken 2,5 milyon euro bonservis bedeli olan bir 10 numarası var arkadaşlar. Forvet'te oynuyor. Kea diye bir oyuncu arkadaşlar. İsmini inşallah yanlış söylemiyorumdur. Ve gene orta sahada Castriot diye bir oyuncuları var. Bu oyuncunun bonservis bedeli 4 milyon euro arkadaşlar. Dikkat çeken bir oyuncu o da. Ya bu oyunculara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Gürdal Sümer Servette bu şekilde arkadaşlar. Takıma dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bir diğer takım da Molde, Norveç ekibi. Biz Norveç'i çok sevdiğimiz bir iklim. Norveç oyuncularını çok severiz. Şimdi 12 bin kişilik Aker Stadyumunda oynuyor. Hemen akla Avni Aker geliyor. Ah, ne günlerimiz geçti Avni Aker Stadında. Keşke Avni Aker Stadı yıkılmasaydı. Orada çok güzel hatıralarımız vardı. Yani şimdi Aker ismini duyunca birden doğaçlama aklıma geldi. Güzel günlerdi gerçekten. Avni Aker'i özledik. Yani bilmiyorum yıkılması olur muydu? Çok güzel bir stadyumdu. Oraya müzeye çevrilebilirdi. Trabzonspor takımının şampiyonluklar yaşadığı, kupalar kaldırdı. Harika bir futbol muhabbetiydi diye düşünüyorum ben. Ama artık olan oldu arkadaşlar. Geriye de dönük hiçbir şey diyemeyiz, yapamayız. Hepiniz de biliyorsunuz. Şimdi kadrosunda 3 tane yabancı oyuncu var bu takımın, Molde'nin. Norveçli teknik direktörleri var başlarında. Yani dikkat çeken en önemli oyuncuları stoperleri. Stijn Gregersen 1 milyon euro. Ön libero'da Fredrik Aursnes diye bir oyuncu var arkadaşlar. 1,5 milyon euro bonservis bedeli var. Ve 10 numarasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ekrem diye bir oyuncu. Bu oyuncular önemli oyuncular olduğu konuşuluyor. Ve rakiplerimiz arkadaşlar Molde ve Gürdal Sümer Servetleri'nin galibiyle karşılaşacağız. Bu iki takımı da dediğim gibi kağıt üzerinde yeneceğimiz takımlar. İnşallah Trabzonspor takımız güzel eşleşmeden galiple gelerek ondan sonraki turlara bakar arkadaşlar. Yolu açık olsun. Sezonun ilk resmi maçı bu iki takımdan bir tanesiyle yapacağız çünkü. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi transferde sol beke geçelim direkt. Sol bek transferinde biliyorsunuz Alioski çok zora girdi. Dalbert'ten de gitti, başka takıma imza attı. Şimdi Birgel Melik geldi, oldu, bitti. Yöneticilerden duyduk, bitiriyoruz dediklerini hatta. Ama son dakika Ren takımına gitti, imzasını attı. Ren kulübü de resmi sözleşmeyi imzaladı. Kanallarda, her yerde, resmi sayfalarda yayınlandı. Fotoğrafı da koyuyorum. Birgel Melih'i de böylelikle kaçırdık. Dediğim gibi okyanusu geçip derede boğulmaktan korktuğumu söylemiştim. İbre ona doğru gidiyor. Ve
Şu an arkadaşlar tamamen Umut Meraş'a yönelmiş bir vaziyetteyiz. Onun altını çizelim. Yerli bir sol bek ve alternatif olarak da İsmail Köybaş'a. Umut Meraş menajerini değiştirdi. Umut Meraş'ın menajerini değiştirmesiyle beraber tekrardan görüşmeler başladı. Umut Meraş'ın da istediği teklifler gelmiyor. Türkiye'den de beklediği teklifler var Umut Meraş'a. Gene gelmeyince ibresi Umut Meraş'ın da doğal olarak Trabzonspor'a döndü. Ve Trabzonspor takımında Umut Meraş'ı bitirmek için hamle yapmaya tekrardan hazırlık yapıyor. Ve belki de yaptı şu an konuşurken belki de hamlesini yapmıştı. İsmail Köybaşı'na da gel dediğimiz an gelecek. İsmail Köybaşı da ben daha fazla bekleyeceğini düşünmüyorum. Artık oyuncu da bir yerlere imza atar. Sonuçta İsmail Köybaşı'nın her beklediği gün İsmail Köybaşı'na eksi yazıyor. Eğer biz Umut Meraş'ı alır veya yabancıya ekstradan sürpriz bir sol bek getirdiğimiz zaman eğer İsmail Köybaşı'nı alamayacak bir pozisyon olsa oyuncuya çok büyük sıkıntı olur. Onun için de İsmail Köybaşı ne kadar Trabzonspor takımına gelmek için can atsa da arkadaşlar gidip işine gücüne bakacaktır. Sol bekle alakalı Umut Meraş'a İbre döndü. Bir gelmelik dediğim gibi imzasını attı arkadaşlar. Ve bir iddia daha atıldı arkadaşlar. Yani bu iddia ben çok değerlendirmek istemedim. Çünkü çok gerçekçi gelmedi bana. Trabzonspor takıma Galatasaray'ın eski stoperi Maicon önerdikleri konuşuluyor. Maicon Arabistan'da oynuyordu. Güya sözleşmesi alıyormuş veya boşa mı çıkıyormuş yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde Trabzonspor takıma bedelsiz bir şekilde geleceği konuşuluyor Maicon'un. Tabii bunu Abdullah Hoca'nın okeylemesi gerektiğinden bahsediliyor ama ben okeyleyeceğini düşünmüyorum. Bugün Diego Costa ile alakalı bir haberler var. Abdullah Hoca veto etti diye. Bence de veto etmesi gerekiyor. Sakatlıktan çıktı ve oyuncu tamamıyla parasal anlamda düşünerek bir transfer yapmak istiyor. Şimdi kalitesini zaten tartışamayız Diego Costa'nın ama yani Trabzonspor takımında da Abdullah Hoca'nın bir maceraya gireceğini düşünmüyorum. Bu kadar bizim bildiğimiz kadarıyla arkadaşlar 3-4 milyon eurolara yakın bir para istiyor. İmza parası çok ciddi bir para istiyor Diego Costa. Bu maliyeti de zaten biz karşılamayız. Şimdi Sörloth'la alakalı değerlendirme yapmayacağım. Çünkü artık sizler de artık nefret ettiniz bu değerlendirmelerden. Sizlere bunlardan bahsettiğimizde sizler de sinirleniyorsunuz. Ve Sörloth'u beklemek istemiyorsunuz çoğunuz. Bunu da biliyorum arkadaşlar. Şimdi bir iddia daha atıldı. Ben bu oyuncu daha önce sizlerle konuşmuştum. Norveç Ligi'nden Lillestrøm takımında oynayan Kaan Kayrenen diye bir genç gurbetçi kardeşimiz 22 yaşında ama şunu söyleyelim çifte pasaport olduğu için Türk statüsünde oynayabilen bir ön libero arkadaşlar. Bu sene 10 tane maça çıktı. 1.86 boyunda 22 yaşında. Çok fazla bilgi akışı yok, veri akışı yok. Çok fazla tanıdığımız, bildiğimiz oyuncu değil. Araştırayım istedim. Çok fazla oyuncularla alakalı da bilgi yok. Ama Scout ekibimizin izlediği bir oyuncu ve Trabzonspor takımımızın yakından ilgilendiğinin altını çizelim. Artık ikinci kamp dönemi bitti. Üçüncü kamp dönemi başladı. Şimdi Hamşik kampa katıldı. Hamşik kampa katıldığı an müthiş bir enerji, müthiş bir heyecan kattı takıma ve aldığımız duyumlara göre de yani sanki 40 yıldır Trabzonspor takımındaymış gibi adaptasyonu sağladı. Takım içerisinde neşesini veriyor, coşkusunu veriyor. Antrenmanda liderliğini hemen ön plana çıkartıyor. Yani Hamşik bravo diyoruz, tebrik ediyoruz. Ya zaten tecrübeli oyuncu arkadaşlar dünyanın neresine götürürseniz götürün tecrübeli adam hemen ayak uydurur. Çünkü yol bilir, yordan bilir, nasıl diyalog kuracağını bilir, girişimi bilir. Çünkü adı üstünde tecrübeli. Genç bir oyuncu bir yere götürdüğün zaman heyecanlanır, panik yapar, diyalog kuramaz, acemilik çeker ama tecrübeli adam hemen çat diye ortama uyum sağlar. Zaten yönetim, hoca, taraftar ona o elektriği veriyor. Bizim ondan beklentimizi oyuncu zaten alıyor. Üzerindeki misyonun farkında. Abilik yapacağım, kaptanlık yapacağım, güzel bir projeye geldim diyen kendisi her şeyin bilincinde olan Hamşik zaten takıma gerekli katkısını veriyor. Bunun için Hamşik'i transferini yapan gene herkesi tebrik ediyoruz. Ama inşallah şu forveti bir önce çözmek lazım. Aslında bakıyorum ben Janini, Ekuban, Koita bu üç tane forvetin yerine kim getirebiliriz? Bunlardan daha iyi kimi getirebiliriz? Şu an bakıldığı zaman yok. Lapadula dahil bence yok. Ve biz bu forvetler cebimizde mi? Cebimizde. Ama arkadaşlar sol beke şart. Bakın Faruk sakatlandı. Bilen'de bir yırtık meydana geldi konuşuluyor. Şu an Trabzonspor takımı 3. kamp döneminde sol beksiz devam ediyor arkadaşlar. Sol bek yok. Çok önemli bir detay. Trondsen'in yeri sol bek olmadığını biliyoruz. Asıl yeri orta saha. Trabzonspor takımı kamp dönemini sol beksiz geçiriyor. Ve sol bekte 20 gün sonra resmi maçım var. Lig maçları başlayacak bir ay içinde. Bir aydan da erken kaldı. Böyle olduğu zamanda da sıkıntı devam ediyor. Bence büyük bir sıkıntı. Buna dikkat etmek lazım. Sol bek transferine artık gerekiyorsa İsmail Köybaşı'na gel diyeceksin. Zaten oyuncu çok makul şartlara gelecek İsmail Köybaşı. Adam hazır. Alabiliyorsan da bir tane yabancı getir. Getiremiyorsan getir atıyorum. Umut Meraş'ı alabiliyorsanız alacaklar zaten gibi gözüküyor. Tekrar temas var. Bir istek var. Umut Meraş'ı çok beğeniyor musun diye sorarsanız ben çok beğenmiyorum. Milli takım performansı
Yaramadı ona. Hiçbir şekilde yaramadı. Biz üst düzey performans sergileyecek maçlarda Umut Meraş'ın sıkıntı yaşayacağını, hücumda ve defansta problem yaşayacağını gördük. Ama Türkiye Ligi içerisinde Umut Meraş üst düzey bir oyuncu olduğunun altını çizelim. Türkiye Ligi için Umut Meraş işi götürecektir. Atıyorum Umut Meraş'ı sol beke koyduğumuz zaman ilerideki zenginliğimizi göreceğiz. Dün biliyorsunuz PlayStation yaptık, PES yaptık. PES'ten çok FIFA isteyen çok kardeşimiz var. FIFA'nın siparişinde hemen geçtim. İnşallah FIFA gelir gelmez FIFA'yı da deneyeceğim oynamayı arkadaşlar. Bu konuya nereden geldik derseniz inanın ben de bilmiyorum. Birden kendimi FIFA'da buldum arkadaşlar. Ama inşallah bu videolarım devamı gelecek. Çok güzel geri bildirimler aldım. Hepinize çok teşekkür ederim. Çoğu arkadaşımız çok beğendiklerinden bahsetti. FIFA'dan çok bahsettiniz. Biraz kamera açımı düzeltmemi gerektiğini söylediniz. Birkaç tane oyun taktiği verdiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. İlgi alaka da gayet güzel. 10 bin üzerinde izlendi. Ki izlenme çok önemli değil. Keyif alalım istiyorum. Ben her zaman kaos, sıkıntı, problem istemiyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde videolar hazırlamaya ben devam edeceğim arkadaşlar. Birkaç tane bunu başka türlü algılayan dostlar var. Neymiş biz burada geyik yapıyormuşuz. Neymiş futbol Trabzonspor'a yararlı videolar çekmiyormuşuz bu şekilde. Arkadaşlar kusura bakmayın da yani Trabzonspor'umuzu biz burada konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Maçlar başlayacak gene konuşacağız, değerlendireceğiz de. Şurada iki tane FIFA oynamışız ne olmuş yani ben çok merak ediyorum. Bir iki kişi ama arkadaşlar bir iki kişi. Onun görüntüsünü koymayacağım çünkü çok saçma sapan bir yorum yazmış. Videonun altına girip bakarsanız zaten arkadaşın yorumu orada duruyor. Değerlendirmesini siz de yapabilirsiniz. Komedi yani resmen komedi arkadaşlar. Onlar istiyorlar ki kaos, Trabzonspor takımı tekleştirelim, ötekileştirelim. Trabzonspor takımı herkes düşman olsun. Biz herkesi düşman olarak görelim. Bu tarz videolar atıp sizleri kaosu sürükleyelim istiyorlar ama böyle bir dünya yok. Burada neşe, eğlence, tatil videoları, maç videoları, maç önü, maç sonu, güzel röportajların olacağı günler de gelecek. Çok güzel günler gelecek olan bir kanal. Kanalımıza desteklerinizi veriyorsunuz. Eksik olmayın diyerek videomun sonuna geldim. Videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.